Ben o zaman biraz rivayet hadis okuyayım. Tabii ki. Evet. Çok da memnun oluruz. Bakın diyor ki Mehdi insanlara malı ve eşyayı dağıtırken saymadan bol bol dağıtacaktır. İnşallah. Saymadan. İnşallah. El kavlül muhtasar fi alametil mehdil muntazar. Bunlar 1000 yıllık, 800 yıllık, 1100 yıllık eserler. 1200 yıllık eserler. Mehdi adil bir hakem olarak çıkacak. Adaletli bir hakem olarak. Yani hüküm verici olarak çıkacak. Eşyayı ve malı dağıtacak. Fakat bolluktan dolayı kabul eden olmayacaktır. O kadar bol olacak ki diyor artık kabul eden. Yani adam diyor evim hocam her yerim doldu. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. Ümmetimde Mehdi çıkacaktır. Allahu Teala Hazretleri insanları zengin kılmak için onu gönderecektir. Bütün insanlar zengin olacaktır. Fakir kalmıyor. İnşallah. Tabii. Bakın bu çok önemli. Evet. Fakir kalmayacak Mehdi devrinde. İnşallah. Hiçbir dönemde olmamıştır. Evet inşallah. Evet. Yani mutlaka doğru fakir olmuştur. Kalmıştır. Mehdi döneminde kalmıyor. İnşallah. Yani rivayetler de var. Evet. Yani o tarzda yardım edecek insan kalmıyor. İnşallah. O zaman ümmetim nimetlenecek. Hayvanlar bolluk içinde arzın nebatatı çok fazla olacak. Hazreti Mehdi insanlara eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır. Mehdi çıkmadan önce mağripte karışıklıklar, fitneler ve korku olacaktır. Şimdi anarşi, terör, kargaşa her şey oluyor ya. Hı hı, evet. İnsanlar korkuyor, birbirine çok korkuyorlar. Tabii. Çekiniyorlar. Korku herkese hakim aşağı yukarı. Yani %4 verirsek çok büyük bir oranda insanlar korkuyor birbirinden. Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak. Ekonomik kriz olacak diyor. Evet. Varsa. Evet. İmam-ı Şerani Hazretleri bildiriyor bunu. Ölüm, kıyamet, ahiret, ahir zaman alametleri 440. Sonra onun ardından bir yıl gelecek diyor ayette Cenab-ı Allah. İnsanlar bol bol yağmuruna kavuşacak, bol bol meyve sakıp süt sağacaklar. Bu işte Kur'an'daki işarettir. Yani 2014 yılında olacak olaylar inşallah. İnşallah. İnsanlar bir ölçek buğday ektiklerinde karşılığında 700 ölçek bulacak. Bu gen teknolojisinde gelişmelere işaret eden bir hadis bu. Onun zamanında insan birkaç avuç tohum atacak, 700 avuç hasat elde edecektir. Yani olağanüstü tabii bu rakamlar genellikle çokluk anlamında kullanılıyor. Yani çok çok fazla karşılık alacaklar anlamındadır. Onun devrinde ümmetin gerek iyileri gerekse de kötüleri bakın. Komünisti, dinsizi, imansızı da bakın. Hı hı. Bak gerek kötüleri diyor. Bak gerek iyileri gerek kötüleri. Misli asla görülmemiş şekilde pek çok nimetlere sahip olacaktır. Çok yağmurun yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek toprak bir tek tohum istemeden verimli ve bereketli olacaktır. Bakın misli asla görülmemiş şekilde diyor. Mesela hiç dünyada görülmemiş şekilde. Pek çok nimete sahip olacaktır. Onun değerini yok. Ümmetin gerek iyileri ve gerekse kötülere. Tabi bu ümmetinde yani mesela kötü derken tabi Kur'an'a göre Cenab-ı Allah'ın katında itaatsiz bir insan kötü yoldadır. Yanlış yoldadır. Evet. O anlamda yoksa yani biz ey kötü adam demeyiz ona. Evet, ama inançsızsa tabi zaten kendisi söylüyor. Yani Kur'an'a göre küfür hükmündedir yani. Evet. Dinsiz hükmündedir. Yani dinsiz olduğunu zaten kabul ediyor. Yani evet. O bir şey yok. Ama insanlar ters davranılmaz, hakaret edilmez, aşağılanmaz, saygısız davranılmaz. Hı-hı. Hakları tam verilir. Hı-hı. Yani ona insani yaşantısında herhangi bir baskı, herhangi bir şiddet yahut huzursuzluk meydana getirilmez. Mehdi zamanında gökyüzü yağmurundan hiçbir şeyi esirgemeyecek ve cömertçe bol bol yağacak. Yeryüzü bitkilerin hiçbirini eksik bırakmayacak ve muhakkak onları kemaliyle bitirip ortaya çıkaracaktır. Hatta yaşayanlar kendilerine bulunan nimetleri görmeleri için ölülerin de hayatta olmalarını temenni edecekler. Yani mesela keşke şu ağabeyim de yaşayan şu kişi de görseydi, şu akrabam da görseydi diyecekler diyor. Cabir Abdullah'tan rivayet etmiş. Resulullah buyurdu ki ümmetimin sonunda Mehdi gelecek. Malı adaletle saymayacak, avuçla avuçlayacak, dağıtacaktır diyor. İnşallah. Adaletle. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilmiş. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimde el Mehdi vardır. İnsanlar ona gelecek ey Mehdi bana da mal ihsan et diyecek. Mehdi de onun esvabını taşıyabileceği kadar bol bol mal dolduracaktır diyor. Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak ki o güne dek onun misli kesinlikle bulunmamıştı. Bakın
dünya tarihinde misli yok diyor Cenab-ı Allah. Resulullah Efendimiz. Yani o kadar bolluk var. Yer yemişini, gıda ürünlerini verecek ve insanların hiçbir şey saklamayacak. Mal da o gün çok birikmiş olacaktır. Adam kalkıp ya Mehdi bana da mal ihsan et diyecek. Mehdi de ona ihsan edecektir diyor. Hazreti Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Siz o geleni görünce yani Mehdi'yi görünce kar üstünde emek demek sureti de olsa ona gidiniz diyor. İnşallah. Yani kar üstünde yer demesi sürüklenerek de olsa mutlaka Mehdi'nin yanına gidiniz. Çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir. Yani biliyorsunuz diğer Ebu Bekir'e, Osman'a, Ali'ye hep halifeti Resulullah denmiştir. Peygamberin halifesi. Mehdi için Allah'ın halifesi deniyor. Maşallah. Yani doğrudan Allah'ın görevlendirdiği olarak anlıyorum. İnşallah. Horasan cihetinden gelen siyah sancaklar gördüğünüzde onlara katılın. Zira onların içinde Allah'ın halifesi Mehdi vardır. Yani Mehdi'nin Horasan taraflarından, Kafkasya taraflarından geleceğini işaret ediyor. Yani köken olarak oralardan geleceğini işaret ediyor ki hep seyyidler o taraflardadır biliyorsunuz. Yani Cengiz Hülagü fitnesi zamanında o taraflara hicret etmişler, gizlenmişler. Kafkasya, Horasan taraflarına gizlenmişler. Yüksek yaylalıklara gizlenmişler ki orada bir katliam olmasın, kendilerini muhafaza etmek için. Sonra da yine komünist darbeden sonra Rusya'da o zaman da yine seyitlere karşı bir saldırı oldu. Onlar da Osmanlı döneminde buraya geldiler. Bizim akrabalarımız da hep öyle seyitler. Oradan o dönemde hicret ettiler Türkiye'ye. Osmanlı hükümetinin yardımıyla yüksek yaylalık yerlere geldiler. Bizim babamın tarafları Bala'ya geldiler. Yükseklik çok yüksektir Bala, Ankara Bala. Alçak yerlerde yaşayamıyorlar. Yani soğuğa alışık oldukları için Osmanlı hükümeti onları hep yüksek yaylalık yer. Mesela dedemlerini Batmantaş köyüne göndermişler. Dumanlı yaylasına. Yani 2000 küsur metre yüksekliğe düşünüyor. Çok yüksek bir yer. İnsan gitti mi böyle bir hissediyor yani yüksekliği. Allah'ın nurunu şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Mehdiyete işaret eden bir ayettir bu. Puta tapanlar hoşlanmasa da, çünkü Darwinist'te biliyorsun puta tapıyorlar. Dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere, sosyal, siyasi, iktisadi her yönde İslamiyet'i üstün kılmak üzere peygamberini doğru yolu hak dinine gönderen Allah'tır. Peygamberimizin getirdiği hak din işte bütün dünyaya hakim olacak. Ve Kur'an'ın ayeti tam tahakkuk etmiş olacak inşallah. İnşallah. Gerçeği batının başına çarparız bakın beynine. Ve onun beynini parçalar. Yani fikir savaşı olacağını Kur'an işaret ediyor görüyor musunuz? Evet. Böyle batıl ortadan kalkar şu an olduğu gibi. Darwinizm, materyalizm ortadan kalktı. Evet, nasıl yaptık? Evet. Beynine yöneldik. Allah'a yakıştırdığınız vasıflardan ötürü yazıklar olsun size diyor. Yani Allah yaratmadı diyorlar. Değil mi? Değil mi? Evet. Atomlar yarattı diyor. Allah da yazıklar olsun diyor size diyor. Yani bunu akledemediğiniz için, bunu düşünemediğiniz için yazıklar olsun size diyor. Suçlular istemese de Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Onlardan öncekiler de hile yapmıştı fakat bütün hileleri bozan Allah'tır. Herkesin yaptığını bilir. Kafirler bu yurdun sonu kimindir yakında bilecektir. Yani dünya yurdunun kime ait olduğunu yakında bileceklerdir diyor. İnşallah. Allah'a ait olduğunu Allah gösterecek. İşte Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın hakimiyetiyle bu ayette tam tahakkuk etmiş olacak. Ey Muhammed de ki size söz verilen yakın mıdır yoksa Rabbim onu uzun süreli mi kılmıştır ben bilmem. Hor günü ezilen kavmi bereketli kıldığımız yerin doğusundan batısından miraç kılıp yerleştirdik. İslam her yere hakim olacak inşallah. İnşallah. İnşallah.